Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Şöyle biraz sabah erkenden bir video çekiyorum. Dün gelen kohleralar, episkiyalar muhteşem formda. Bunları paylaşacağım. Çiçek dostlarım bekliyordu. Hatta akşam istediler ama yani akşam fırsat bulamadım arkadaşlar. Bugün inşallah yola çıkacağız. Sakarya Karasu'ya gideceğiz, oradaki evimize. O yüzden biraz hazırlık yaptım. Bugün de şöyle biraz çiçeklere günümü ayıracağım inşallah. Sulamasıydı. İstediğiniz çiçekleri inşallah ayıracağım. O şekilde en azından bu da bir hazırlık olacak benim için. Şöyle episkiyaları arkadaşlar, şöyle bir tepsi dolusu episkiya. Şöyle hepsini tek tek paylaşacağım. Şöyle. Camdan ışık vurunca biraz iyi net çıkmıyor. Şöyle bakar mısınız şu güzelliğe? Şu şekilde. Episkiyalar 130 arkadaşlar. Yine ara ara fiyatlarını söyleyeceğim. Yine soranlar oluyor. Şöyle bakın. Bu da tamamen kırmızı yani. Şöyle gösterdiklerimi ayırayım. Bu da sarı açan bir tür. Çiçekleri sarı. Bir tane açmış vardı. Şöyle sarı açıyor arkadaşlar. Şöyle. Yani hepsi yavrulu bu şekilde. Bunlar sarı açan. Şu da çok güzel damarlı. Harika. En sevdiğim türlerden diyebilirim. Bakar mısınız? Kocaman bebeği var. Yani istiyorsanız onu bile ayırıp dikebilirsiniz çelikten. Yeni yeni bebekleri de geliyor şuradan. Şu şekilde. Bu da böyle. Onun aynısından bir tane daha var. Bu da bebekli. Şöyle arkadaşlar. Bu da çok güzel bir tür. Yaprağının güzelliğine bakar mısınız? Harika. Kenarları gri. Şu orta göbeği pembe. Bu da bu şekilde. Bu da böyle yaprakları simli, parlak, pembeyle şöyle hafif ortası açık yeşil. Bu da bebekli arkadaşlar. Yine söyleyeyim 130 TL fiyatları. Yine bebekli. Bu da sarı açan koyu yapraklısı. Bu da sarı renkte açıyor. Yani iki tür var sarı açan. Bu koyu yapraklısı. Şu da açık yapraklısı arkadaşlar. Açık yeşil. Şöyle şu güzellik. Bakın bebeklerine her yerinden bebekler var. Harika bir tür. Şöyle şunu göstereyim. Böyle ekran resmi alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar kırmızı açıyor söyleyeyim. Şu mor açan bir tür. Bundan bir adet var. İsteyen arkadaşlar olmuştu. Şöyle 5 adet almıştım. Son bir adet kaldı. Mor açan, sarı açan elimde birkaç tane mevcut. Şöyle bakalım, bu da sarı açan tür. Bakar mısınız kocaman şu, yani bebek demeyeyim artık, kendisinden de büyük. Şöyle kocaman ve üzerinde bebekli. Bu da sarı açan tür arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir yaprak formu var. Koyu yeşil, siyaha dönük bir renk. Yine sarı açan açık renk var. Ve şu güzelliği göstereceğim. Harika. Bakın da pembe açan bir tür. Bu da koyu renk yapraklı. Şu şekilde arkadaşlar. Kabarcıklı şöyle yaprakları. Böyle. Bu solmuş. Şöyle bebeği var. Çok güzel pembiş.
Bundan arkadaşlar bakalım şu da pembe. Şöyle iki tane pembe var elimde. Bakın bu da bebekli. Şöyle bebekleri var. Muhteşem bir tür. Şöyle iki tane pembiş var. Şöyle sarı açan. Bunlar da bakın bazıları tomurcuklu. Şuradan göstereyim. Bebekli. Yani bunlara fide diyemeyiz. Anaç boydalar arkadaşlar ve yavrulular. Form olarak da çok güzeller. Yani bu fiyata kaçırmayın. Şöyle bakıyorum gerçekten Instagram'dan küçücük fideleri 250'den satışını yapıyorlar. Ben yerinden aldığım için hani fiyatta da bir farklılık olmamış. Yine aynı eski fiyattan veriyorum. 130 TL'den arkadaşlar. Şöyle çok güzeller, kaçırmayın. Yani yetmese bile tekrar sipariş verebilirim. Yani bu kadar aldım. 30 adet geldi. Tabii ayırdıklarım oldu. Herhalde sanırım bir 6-7 adet ayırdım. Yani en az 20 adet şu anda elimde satışta. Bu şekilde tek tek paylaşım yaptım. Bunlar dediğim gibi yine söylüyorum arkadaşlar. Bakın hani tekrar tekrar bana soruyorsunuz. Fiyat olarak 130 TL fiyatı episkiyaların. Kohleralar 100 TL. Bunlar da muhteşem formda çok güzeller. Daha bakamadım. Üzerinde isimleri yazıyor ve bakın rizomlular. Yani kaçırmayın. Tohumdan üretim değil, rizomdan fidelenmiş. Yani hepsinin diplerinde rizomları var. Bu şekilde bu belinda çiçekli ve tomurcuğu var. Çok güzel. Muhteşem formda. Yani gövde yapısı olsun, şöyle form olarak böyle cılız değiller. Çok güzeller arkadaşlar. Bunlar da şöyle göstereyim. Yani şu bunlar hani yanık, su değmiş. Üzerine ışık vurduğu için. O yüzden bunlar yani hiçbir sorun değil. Yani gayet sağlıklı. Onu da buradan belirteyim. Yani onlara takılmayın hiç. Öyle diyeyim yani. Şöyle bakın. Çünkü su değdiği zaman yaprağına ışık da vurduğu zaman bu şekilde yanma oluyor. Yoksa hiçbir problem yok. Yani gövdesinde olsun. Bakın bu da tomurcuklu. Yani hep rizomlu. Çok güzel. Bu fiyata da kaçırmayın derim. Şekilde bakın. Yani bunlar da anaç forma gelmiş. Artık hani fideden çıkıp şöyle gövde yapıları olsun harika. Hani cılız değiller. Bakın bazılarında bebek var. Bazılarının gövdesinde şöyle bebekler gelmeye başlamış. Bakın. Bunun devamı var arkadaşlar. Arka odada hepsini getiremedim. Masada yer olmadığı için. 30 adet kohlera, 30 adet episkiye almıştım. Şöyle siningyalarım var. Bunlar da 4 çeşit. Şöyle fuşya renginde. Bu da yavru ağzı. Yavru ağzı fuşya. Kırmızı. Şu da yaprakları biraz minyatür. Bu da çok güzel. Pembe benekli. Dekoratif. Şöyle çok güzel çiçekleri var. Bu da siningye. Yani 4 çeşit. Bundan ilk defa getiriyorum. Çok hoşuma gitti. Şunlar 150. Kırmızılar 130. Şunlar biraz daha özel koleksiyonluk türe giren türlerden. 150. Şöyle bu da pembe arka şey yavru ağzı. Şu da yavru ağzı. Yapraklarından tanıyorum zaten. Daha önceden de satışını yaptığım için arkadaşlar. Şöyle bu ay unuttum. Fuşya. Yaprak koyu yapraklılar. Fuşya renginde. Şöyle. Şu
Diyeceksiniz ki bu da şey aynı gibi bir duruyor ama aynı değil. Bu daha düz yapraklı. Bu yavru ağzı. Bu kabarcıklı şöyle bakın. Görüyorsunuz bu kırmızı çok güzel. Bunlar katlı açan türler. Bunlar 130 ve formu çok güzel. Bunları ellerinde çok olduğu için hani biraz uygun verdiler. O yüzden 130 TL bunların fiyatı. Dediğim gibi şu yavru ağzı ve pembe 150 arkadaşlar. Fuşya kırmızı 130. Öyle söyleyeyim. Karışık olmasın. Böyle bunlar da çok güzel formdalar. Şöyle hatta göstereyim. Tabii ki birbirine girmişler. Bakar mısınız şu güzelliğe? Kırmızı katlı açan. Böyle gerçekten çiçekleri muhteşem. Hatta geçen bir çiçek dostum paylaşmıştı. Benden fide olarak almıştı. Yani bir yıl bile olmadı. Harika, kocaman ve salkım salkım üzüm gibi. Maşallah. Çok da güzel çiçekleri var. Şöyle. Hepsi çok güzel çiçekleri bunların. Bir tanesini artık kapak resmi yapacağım. Oradan görürsünüz. Şu anda hiç yani gösterme imkanım yok. Şurada ayırdıklarım var. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Kohlera satıldı. Gerçekten çok güzeller. Kaçırmayın derim. Yine söylüyorum. 130. Episkiyalar, kohleralar 100. Siningiyalar kırmızı ile fuşya 130. Yavru ağzıyla pembe 150 arkadaşlar. Şuradan devam edeyim. Gitmeden de dönüş yaparsanız istediğiniz türlerden. Kohleralardan arkadaşlar hiç bakmadım. Hani kaç çeşit var? Elinizde dedim kaç çeşit varsa hani karışık dedim. Onlara bırakıyorum ben de. Hani ben de onları kimseye yormak istemiyorum. Çünkü gerçekten yani satış yapın ben kendimden bildiğim için çok zor. Yok resim at, yok şöyle yapın, böyle yapın kesinlikle hiçbir şey demiyorum. Hatta bunları ben kendim seçmedim. Hiçbir şekilde. Sadece 5 adet sarı olsun, 5 adet mor olsun. Gerisini siz kendiniz karışık gönderin dedim. O şekilde gönderiyorlar. Bunlar da aynı şekilde. Elinizdeki türlerden 30 adet dedim. Karışık gönderin o şekilde. Bunlardan da dedim 5'er tane siningiyalardan 4 renkten 5'er 5'er dedim gönderin. Bu kadar. Onlar kendileri onlar da memnun kalıyor. O şekilde ben hani yormayınca daha güzel ilgileniyorlar. Daha güzel çiçek hani formu güzel türler gönderiyorlar. Ben de memnunum. Onlar da memnun o şekilde. Yani bu çok önemli. Şöyle aglonemalar var arkadaşlar. Elimde. Şu şekilde bakın. 250 bunların fiyatı. Şu 150. Bu şekilde. Bu da açık pembe renkte. Şu şekilde arkadaşlar. Ben bunu ikisini ayırdım. Kök ayrımı yaptığım için bunu 150'den veriyorum. Bunun yanından söktüğüm için. Ve saksı değişimi yapmanıza gerek yok. Bakın onu da belirteyim şuradan. Bakın bu hani kök ayrımı yapmadığım bir çiçek. Bu şekilde saksıyla aldığım bir tür. Bunların toprak değişimi olması gerekiyor. Şöyle benim kullandığım toprakla zaten onun arasında çok fark var. Çok güzel şu şekilde ayırdım. Bunların da aldığınız zaman saksı değişimi, toprak değişimi olması gerekiyor. Bunlar 150, bunlar da aglonema kivi. Bunlar da yine aynı şekilde aldığınız zaman arkadaşlar. Ben hani hiçbir şekilde kök ayrımı falan yapmıyorum ve yavrular şöyle göstereyim. Bunlar 300. Bakın bu şekilde yavrular. Böyle bunlar da aglonema. Bu şekilde bunlar 300. Bunlar 150.
gibiler. Burada bardak menekşelerim var. Bunlar da özel türlerden. Çiçekleri muhteşem. Bunlar 130. Bunlar tohumdan üretim. Bunlar da yumrulu bitkiler arkadaşlar. Yani aldığınız zaman hemen bardaktan çıkarmayın. Tohumdan üretim olduğu için biraz daha hani böyle daha güzel dolu dolu büyüsün. Hatta çiçek açsın. Ondan sonra toprağıyla birlikte ayrı bir saksıya geçirin. Şunu da Kezban ablacığım istedi. Şöyle bir kinim var. 200. Şöyle aglonemalarım var. Çok uygun. Kaçırmayın bu türleri. 150 arkadaşlar. Daha uygun istiyorsanız 100 TL'ye de var balkonda. Şöyle mücevher orkidelerim var. 150. Şöyle yine bu da kivi. 150. Aglonemalar 200. Şöyle dua çiçeklerim 250. Böyle güneş yavaş yavaş içeri doğru vurmaya başladı. Çünkü karşıda binalar var. Aslında burası doğu cephesi. Arkadaşlar karşımda hep binalar olduğu için kesiyor biraz da. Şöyle tepeye geldiği zaman içeri böyle güneş vuruyor. Aslında kışın daha çok güneş vuruyor da. Şöyle bunları göstermiş oldum. Şimdi balkondan bir paylaşım yapacağım. Şimdi balkondayım arkadaşlar. Dün akşam yine biraz düzenleme yapmaya çalıştım. Şöyle suladım bu gördüklerinizi. Şöyle bakın. Bunlar çok güzel bir tür. Şöyle bunlar kar yağdı çiçekleri. Bunlar da 100 TL arkadaşlar. Bardak içinde saksıya geçmesi gerekiyor. Burada kauçuklarım var. Bunlar da 100 TL. Şöyle bunlar da bardak içinde saksıya geçmesi gerekiyor. Şurada koki çiçeği var. Böyle bunlar da 100 TL. Şöyle aglonema 300. Milli 150. Dua çiçeği 250. Şöyle kivi 150. Aglonema 200 arkadaşlar. Şöyle monsteralarım var 150. Şöyle aglonema 200. Şurada küba kekiklerim var 70, 50 o şekilde fiyatları. Şöyle burada yine aynı şekilde monsteralar. Bunlar da çok güzel. Yani çiçeklerinizin arasına mutlaka olması gereken bir tür. Şöyle sarmaşıklarım var arkadaşlar. Şöyle bu patos sarmaşığı değil. Daha farklı bir tür. Şöyle daha bir güzel dekoratif. Beyazı daha fazla. Bunlar da 100 TL. Şöyle melek kanatları. Bunlar da özel türlerden. Şöyle bakar mısınız? Muhteşem yaprakları var. Harika. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Balkonuma çok güzel güneş vuruyor. Tabii çiçeklerim de çok seviyor. Bol ışık sever çiçekler. Şöyle kapalı bir balkonunuz varsa bir deneyin arkadaşlar. İçeriden balkona alın bakalım ne kadar güzel geliştiğini, renklendiğini göreceksiniz. Şöyle bakar mısınız? Çok güzeller yaprakları. Bakın elinizde pembe renk olabilir melek kanadı. Şundan olabilir. Hani bununla bunu şöyle bakın aradaki farkı. Aynı değil arkadaşlar. Bu düz pembe. Bu şekilde damarlı değil. Düz pembe. Bu da şöyle zaten görüyorsunuz aradaki farkı. Şöyle pembe desenli, damarlı, muhteşem bir tür. Göremiyorum ben de ışıktan. Şöyle bakın çok güzel. Şöyle uzun, sivri, uçlu.
Harika bir tür. Bunlar 150 arkadaşlar. Kaçırmayın. Gerçekten çok güzel bir tür. Dediğim gibi ben bunu hani yerinden, üretim yerinden aldığım için böyle hesaplı. Normalde bunlar piyasada çok pahalı türler. Yani 300'ün üzerinde, bu boyutta 300'ün üzerinde satılıyor. Ben de saksısız istedim. Biraz daha hesaplı oluyor. Ben de ona göre hesaplı veriyorum. Bunlar 150. Bunlar 100 TL. Bunlar düz pembe. Şu şekilde. Bunların yaprakları biraz daha küçük, minyatür. Bunların yaprakları biraz daha uzun, sivri. Şöyle çok güzel dekoratif arkadaşlar. Kaçırmayın. Şurada sukulentlerim var, pulvinatalarım var. Şöyle şu türden var. Bu da renkleniyor. Burada açıldı renkleri tamamen. Çok güzel renkli oluyorlar. Şöyle bir aglonemam var. 150. Şöyle özel tür alacalı millim var. Arkadaşlar yine telefonum doldu. Videom bir anda kapandı. Şöyle yine bir kısa devam edeyim. Şunlar bardakta olan aglonemalarım. Şöyle bunların da gerçekten çok güzel hani formları. Şöyle 4 arkadaşlar yapraklı genelde 4-5 o şekilde ve yeni yaprakları geliyor. Bunlar 100 TL gerçekten çok güzeller. Kaçırmayın. Fiyat olarak da çok uygun. Şurada marantalarım var 120. Bunlar da çok güzel. Şöyle yeni yaprakları gelmeye başladı. Hani saksıya geçerse daha güzel gelişecek. Ben de saksıya geçirmedim. Hem paketlemede küçük olunca paketler daha iyi oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz kargo hani sizler de daha az tutsun istiyorsunuz. O yüzden saksılara geçirmedim. Şöyle bunlar var, kokiler. Bunlar da çok güzel. Bakın kaçırmayın. Bunlar kışın çok güzel renkleniyor. Şöyle bordo rengi alıyor, koyu bir renk alıyor. Şunlar da zaten biliyorsunuz 150'lik aglonemalar. Şurada da şöyle bunlar ekmiştim de bakalım. Şöyle çelikten ektim direkt bu şekilde. Episkiyalar. Şurada atlaslarım var, turuncu açan. Şurada kalp kalbe karşı var arkadaşlar. Şöyle bakın şuraya sardım. Şöyle isteyen arkadaşlar olursa çelik 25 TL'den. Böyle arkadaşlar. İçinden de bir yonca çıkmış. Şöyle çiçekler açıyor sarı sarı. Şöyle bakın. Şurada da kolyere var. Böyle arkadaşlar. Bugünlük videom. Bu kızlarımı hep suladım dün. Bugün inşallah yola çıkacağız akşam. Dediğim gibi şunları da göstereyim. Kartonları da buraya aldım. Bunları da buraya aldım. Pers kalkanlarını. Bakalım 2 günde ne kadar büyüyecekler. Bakar mısınız? Yine bir farklılık var büyümelerinde. Direkt şöyle cam önüne koydum. Çünkü olması gereken yer burası onlar için konum olarak. Toprakları ıslak. Gelirken zaten ıslaktı. Hiç sulamadım. Ama bu akşam, akşama doğru şöyle tekrar bir sulama yapacağım. Çünkü bu nemli toprağı çok seviyor. Bu pers kalkanları. Renkleri de çok güzel. Şöyle hem burada renklenecekler hem gelişimleri daha güzel olacak. Bir de bol su, nemli toprakta oldu mu daha güzel gelişiyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Şurada da ayırdıklarım var. İnşallah salı günü, pazartesi biliyorsunuz resmi tatil. Kargocular da çalışmıyor. Ben de yokum. Salı günü inşallah kargolarınızı yapacağım. Böyle yine yardımcı olacağım bana dönüş yaparsanız. Arkadaşlar bazen Esmoş'un elinde oluyor telefonum. Ama elime aldığım zaman mutlaka sizlere dönüş yapıyorum. Böyle bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.